53 yaşında, erkek hasta, şikayeti, halsizlik, ağız kokusu. Şikayetlerinin yaklaşık 3 yıldan beri sürdüğünü son 6 aydır giderek arttığını tarif ediyor. Bu şikayetlerin nedeni ile gittiği aile hekimi, bazı tetkikler yapıyor. Tetkiklerin incelenmesi sonucu böbrek yetmezliği teşhisini koyarak polikliniğimize sevk ediyor. Hasta bize başvurduğunda genel olarak iyi gözükmüyordu. Yaptığımız inceleme sonucu ileri düzeyde böbrek yetmezliği tanısı konuldu ve diyalize alındı. Hata, hastamız şikayetleri başlar başlamaz bize başvursaydı erken teşhis nedeniyle böbreğini kurtarabilirdik. İkinci hata, 10 yıl önce kardeşinin bize başvurduğunu ve böbrek yetmezliği tanısı konarak tedavi verdiğimizi ifade etti. Kardeşinin benzer şekilde şikayetleri olduğunu bilmesine rağmen böbrek hastası olabileceğini düşünmemesi. Üçüncü hata, böbrek yetmezliğinin bazı kişilerde genetik yatkınlığı olabildiğini düşünmemesi. Dördüncü hata, birinci dereceden akrabalarını tetkike çağırmamıza rağmen hiçbir yakınının gelmemesi. Beşinci hata, hastanın her ağrısı olduğunda gelişi güzel başta ağrı kesici olmak üzere birçok ilaç alması. Bu hatalar nedeniyle böbrekleri iflas etmiş ve şu anda diyalize giriyor. Bundan sonra nakil olmasa ömür boyu diyalize girecek. Sonuç. Sadece böbrek yetmezliği veya hastalığı için değil birçok hastalığın genetik yatkınlığa sahip olduğu bilinmeli ve buna göre hassas olunmalıdır. Özellikle birinci derecede yakınınızda bir hastalık varsa doktora başvurarak genetik yatkınlığınızın olup olmadığını öğrenmelisiniz.